Evlilik sözleşmesi yapacak olsanız ilk maddesi ne olurdu? Vallahi hiç yapmadım ama herhalde aldatmaması olurdu ya. Böyle ansızın çekip gitmemesi olurdu. Gitme bir yere, gidersen ölürüm ben. Böyle ilgili bir şey olurdu. Ya neden zaten evlenmeden önce aldığın kişinin aldığı her şey kendisine kalıyor. Evlendikten sonra çifte kalıyor. Şimdi bu maksatta evlendikten sonra kişinin seninle olan bağlantısı para için olabilir. Gözü parada mı değil mi onu anlamak için sadece. Başka şey değil yani. Ya sus be, kafam şişti be. Ya şahsen ben evlenmeye karşı olduğum için düşünüyorum ne olabilirdi madde diye. Büyük olasılık tartışmamak olurdu. Yani bana bir şey söylüyorsa bağırarak değil de güzel bir şekilde ifade etsin. Bağırma lan milletin içinde! Çok zor soru ya. Birbirimize sadık olmak. Şimdi evlilik sözleşmesi deyince mamur geliyor direkt insanın aklına. Aynen. Ya ne olurdu? Maneviyatı bir şekilde hallederiz ya. Şu anda her şey maddiyat olduğu için. Ne alırdım? Kendi üzerine evlendiğimizde varsa ürünü, malı onun olur. Benimki benim olurdu. Kaynanadan kurtulmak. Evlenmeyi düşünmüyorum. Vallahi paraları bölüşmek isterdim herhalde ya, tüm varlığımızı. Para konusunda olurdu herhalde maddi olarak. Yani evlilik sözleşmesi yapmadım. 29 yıllık evliyim ben. Hiç düşünmedim ama herhalde bir maddi çıkarlar doğrultusunda böyle bir şey yapılıyor. Herhalde onları paylaşımla yapardık. Beni kıskanması, beni bitirmesi, böyle kısıtlaması, beni bir salsın, beni rahat bıraksın Allah aşkına. Beni bir sal. Ya benimsin ya kara toprağın diye bir sözleşme eklerdim. Herhalde hiçbir şekilde hani ayrıldığımızda hiçbir şekilde hak talep etmesin. Biz yine de hakkını veririz yani. Bu zamandaki bayanları görüyoruz maşallah. Güzel hak talep ediyorlar yani. Şimdi adamı donuna kadar alıyorlar. Gidiyorsa yapacak bir şey yok. Teşekkürler sağ olun. Zeki birini bulmak net. Ha boşanmak değil de zeka çok önemli ya. Zeka çok önemli çünkü. Evlilik sözleşmesine zeki olmalısın mı yazacaksın? Yani zeka çünkü hayatın bir yerine kadar güzellik veya bir şey götürebilir ama zeka olmadan hiçbir yere götüremez. Biraz mantık biraz aşk.